Yalova'nın Altınova ilçesinde bugünkü tersaneler bölgesi olan Hersek'ten güneye doğru uzanan Yalakdere Vadisi, bir zamanlar nice Roma, Bizans ve Haçlı ordularını Anadolu işlerine yönelten Drogon Vadisi olarak bilinirken, tarihi İpek Yolu üzerinde stratejik bir konumda bulunur Çobankale. Marmara Denizi'nden İznik'e doğru esen tatlı rüzgarı mevsime göre sıcak veya soğuk güneş eşliğinde hissedebilirsiniz. Burcun üzerinden kalenin güneyini, doğusunu ve kuzeyini kuşattıktan sonra dönerek kuzeye doğru akan ve kale etrafında doğal bir set yapan Karaderiyi ve İznik'e kadar uzanan vadinin derinliklerini görebiliyorsunuz. Bu da tüm bölgenin kontrolünün sizde olduğu hissini uyandırıyor. Belediyenin koymuş olduğu tabelada kısa bir tarihçe bulunur ve okumanız sizi bir an olsun o dönemlere götürebilir. Tabelanın bulunduğu batı yönündeki yamaçtan tırmanmaya başlıyoruz. Yamaç üzerine dağılmış birçok yumuşak silisli beyaz yassı taşlar, bilin ki sur kalıntılarıdır. Kalenin 7 adet burcu olduğu rivayet edilse de bugün sadece 3 adet burç kalıntısı görülebilmektedir. Kısa bir tırmanıştan sonra güneybatıya bakan burca ulaşıyoruz. Yoğun makiler arasından geçerek kalenin içine girdiğimizde definecilerin yaptığı tahribatlar içimizi sızlatıyor. Yer yer toprak altında kalan surların küçük bir bölümünü görebiliyorsunuz. Güneye bakan ikinci burç, diğer iki burca göre daha iyi durumda olup, size üzerinde vadiyi izleme fırsatı sağlıyor. Yalakdere Vadisi, Ayasma Köyü çıkışında yol ayrımında soldan giden yol olup antik adı Dragon Vadisi, Osmanlı dönemi Kırkgeçit Vadisi, günümüz adı Yalakdere Vadisi. Vadinin doğu sırtında düzlük yer vardır. Yörede Kurttepe olarak bilinmektedir. Kokusu hissediliyor değil mi? Artık burada sonbaharın renkleri hissedilebiliyor. Bulunduğumuz bölge antik adı Dragon bölgesi. Bizans İmparatorluğu ile Selçuklu İmparatorluğu arasındaki sürtüşme nedeniyle burada Dragon Antlaşması yapılmıştır. Dragon Antlaşması sonucunda doğu tarafı Selçuklara kaldı, batı tarafı da Bizanslara kaldı. Bunun sonucunda da Selçuklu Bizans İmparatoru 1. Alexios Çobankale yaptırmıştır 1081 yıllarında. Bu şekilde burası Osmanlı döneminden bugüne kadar gelmişler yani. Şu anda bulunduğumuz yer 3. derece sit alanı olup Çobankaya olarak geçmektedir. Burada sunaklar vardır. Bu sunaklar işte Bizans döneminden kalma putperestlerin kurban adadıkları adak yerler olarak geçmektedir. Devamında şu gördüğünüz karşı taraftakiler işte komşu köylere ait yerlerdir. Herhangi bir tarihi özellikleri yoktur. Ancak Geyikdere bölgesinde kral mezarı adlandırılan kaya mezarı bulunmaktadır. Bu şekilde tarihimize bugüne kadar gelmiştir yani. Bulunduğumuz aşağıda görünen dere antik adı Dragon Deresi'dir. Hersek buradan devamlı akmaktadır. Başlangıcı Başkiraz dağlarından almaktadır. Oradan kenardan gelen derecikleri de alarak Yalakdere'den alır. Günümüz adı Yalakdere'dir. Antik adı Dragon Deresi'dir. Yani. Şu karşıda gördüğünüz kayalıklar Yelken Kayaları olarak geçiyor. Zamanında efsanelere göre burası denizmiş. Deniz çekilince bunlar bu şekilde kaya olarak kalmış. Buralarda halkaların olduğunu, gemilerin orada bağlandıkları efsaneler arasında yer almaktadır. Bu gördüğünüz kayalıklar Çobankale'nin doğusunda kalan kayalıklardı. Çobankale'nin kale görüntüleri güney tarafında bulunmaktadır. Devamında
karşı taraftan devam ederiz yani. Burası ufak bir akıntı olarak eskiden akıyordu. Daha sonra bir hayırsever vatandaş tarafından 1980'li yıllarında halka açık olarak, çeşme olarak yapılmış olup şifalı sudur. Böbrek taşlarına iyi geldiği söylenmektedir. Ve devamlı da müşterisi de vardır yani. Bu gördüğümüz yer, kayalıklardaki oyuklar halk arasında karakol olarak adlandırılır. Burası da Taş Şava bölgesine ait ve Dragon yolunun devamıdır yani. Pınalı Dağı'nın doğu kısmıdır. Şu gördüğünüz kayalıklar efsanelere göre koyun sürüler varmış daha evvelden. Bir dua üzerine bu koyun sürüleri taş olarak kesilmiş ve bu devam ediyor. Fevzi köyüne kadar uzanıp gidiyor yani. Soğuk su olarak bilinen Ayazma köyünden yaklaşık 2 kilometre güneye devam edince kalenin bulunduğu 150 metre rakımlı tepe hemen göze çarpıyor. Kale nerede diye sakın etrafından geçip gitmeyin. Kalenin güney yakası hariç her yönü sık makiler ile kaplanmış durumdadır. Tek yapmanız gereken Karadere köy yoluna girmeniz ve sizi karşılayacak Çoban Kale tabelasını görene kadar devam etmeniz. Yalova'nın Altınova ilçesinde bugünkü tersaneler bölgesi olan Hersek'ten güneye doğru uzanan Yalakdere Vadisi, bir zamanlar nice Roma, Bizans ve Haçlı ordularını Anadolu işlerine yönelten Dragon Vadisi olarak bilinirken, tarihi İpek Yolu üzerinde stratejik bir konumda bulunur Çoban Kale. Soğuk Su Köyü çıkışından başlayarak tarihi Valide Köprüsü'ne kadar uzanan bölümdür. Antik adı Dragon Vadisi, Dragon Yolu, Dragon Deresi, Osmanlı dönemi, Kırk Geçit Vadisi, Kırk Geçit Deresi ve Kırk Geçit Yolu sahasıdır. Günümüz adı ise Yalakdere Vadisi, Yalakdere, Bağdat ve İznik yolu olarak geçiyor. Bağdat yolu üzerinde bulunan şifalı suyun tahmini 100 metre aşağısında, yoldan da tahmini 75 metre uzaklıkta olup, yol tarafında bulunan blok kaya, derenin karşı tarafında dere kenarında bulunan kaya, Fötr şapkaya benzediği için Fötr kaya olarak geçiyor. Köprü ayaklarının bulunması nedeniyle iki ayaklı, dört ayaklı ve hatta altı ayaklı köprü diyenler de vardır. Ne yazık ki Fötr kaya dereye sıfır olarak defineciler tarafından tahrip edilmiştir. Dragon Antik Yolu sahasında yelken kayaları Çoban Kaya'nın doğusunda bulunmaktadır. Üç adet sıra şeklinde dik kayalardan oluşmaktadır. En son doğuda kalan kaya, rivayetlere göre her sene ilkbaharda kireçle sıvanıyor, bir nevi gözetleme yeri olarak kullanılıyordu. Efsanelere göre buraya kadar deniz uzanıyormuş, bu nedenle burada demir halkaların var olduğu ifade edilmektedir. Tarihi ve tabiat güzelliği olan Çoban Kale, Karadere köy hudutları içinde olup, Yalakdere Vadisi'nin batısında bulunmaktadır. Antik adı Serigordos, 1/4 Yalakdere ile çevrili olup dere seviyesinden 70 metre yüksekliktedir. 180 metre boyunda, 120 metre eninde yarım karpuzu andıran kısmen kayalık, kısmen ağaçlık ve doğusunda az da olsa dik kayaları bulunan, askeri stratejik bakımından önem arz eden Ortaçağ Bizans Kalesi'dir. Osmanlı İmparatorluğu'nun beylikten çıkıp devlet olma adımının atıldığı yer olma özelliğini taşımaktadır. Altınova'ya uzaklığı 8 kilometredir.